Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ısırgan ayıklıyorum. Bunu haşlayıp kavuracağım. Tokat'tan getirdim arkadaşlar. Yalnız bu dikenli elime battığı için zor ayıklıyorum. Eldiven geçirdim ellerime. Çok tazeydiler. Toplayıp getirdim. Çok güzeller arkadaşlar. Çok tazeler. Bakın. Bunları biraz suda beklettim. Bir saat kadar falan, bir iki saat. Tozundan arındılar. Güzelce kabardılar. Ayıkladıktan sonra doğrayacağım. Tekrar güzelce yıkayacağım arkadaşlar. Evet, o elimizi ısırırsa ısırgan, bizde de çareler tükenmez herhalde. Ben de robota koyar çekerim.
koyduk galiba. Az az koyarız. Tamamdır. Isırgandan baş ettik. Bol suyla yıkıyoruz. İyice leğenin dibinde toz kalmayacak şekilde 5-6 kere yıkıyoruz. Bol suyla. Süzüyoruz. Şimdi soğanları kavuruyoruz. Tuz döküyorum üzerine. Bol yağda. İki baş soğan doğradım arkadaşlar. Orta boy. İki baş soğan. Onu bol yağda tuzla kavuruyorum. Soğanlarımız pembeleşti. Kırmızı biber. Karabiber. Biber çay kaşığı. Acı seven daha fazla. Herkes arzusuna göre koyabilir. Şimdi ısırganlarımızı koyuyoruz. Haşlayacaktım ama arkadaşlar, ısırgan çok taze olduğu için haşlamaya gerek duymadım. İnşallah tahmin ettiğim gibi böyle pişer. Biraz bulgur getireceğim. Yarım çay bardağı bulgur.
Su koymadan pişirmeyi düşünüyorum. Pişer galiba su koymadan. Kavurma olduğu için. Kapağını kapatıyoruz. Yarım saatte pişer galiba arkadaşlar. Benim olmazsa olmazım biber sosu, kırmızı biber sosu. Koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi koyuyorum. Yemeklere çok güzel yakışıyor her yemeğe. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Pişiyor. Daha pişmesi lazım biraz daha. Hiç su koymadan pişene kadar böyle pişecek. Yarım saatte pişer. Altı kısık. Isırgan kavruldu arkadaşlar. Yanında yoğurtla beraber güzel olur. Bizlere afiyet olsun, deneyeceklere de. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.